korona tehlikesi atlattığım için. Hayat kalitem bomba gibi arttı. Tek bir tıkla. Bomba gibi. Sponsorlu falan değil. Yoruldum. Kargolarımı açacağım ama ilk önce gereksiz saçma sapan şeyleri açayım. Hediye koymamışlar. Hediye koymayan kargoculardan alışveriş yapmamaya çalışıyorum. Hayat kalitemi yükselten şey bu değildi. Sakın korkmayın. Şu an benim elimde 4 tane 16 GB'lık kart var. Ve çok hızlı kapasitesi dolduğu için ben bütün söyleyeceklerimi hızlı söyleyip hemen bitirmeye çalışıyorum. Hafızası dolmadan. Nefessiz falan kalıyordum. İnsanlar fark edip biraz nefes almam gerektiğini söylemişler. Dediği yerden kestim. Hiçbir şey olmadı. 1000 tane şeyin içine koymuşlar. Hediye koyun bu kadar paket diyeceğinize. Hediye hediye. Aa deliniz zorla bak açılmıyor. Ha, böyle jelatin varmış. Ay şimdi kartı kıracağım. Evet kartı büktüm. 10 dakikada şu saçmalığı açmaya uğraşıyorum. Böyle bir yağ aldım. Bunun yağ ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Sadece bütün değerlendirmeleri olumlu olunca herhalde herkes Rapunzel'e falan döndü diye düşünüp aldım. Ay akmış. Yemelik değil. Şimdi asıl kutumuza geldik. Belki birkaç önceki videomu falan görmüşsünüz. Ben boyun fıtığı oldum. Teşhisi kim koydu diye soracak olsanız ben kendim koydum. Herhangi bir bilen kişiye danışmadım. Doktora gittim. Doktor bana ne demişti? Boyun düzleşmesi var demişti doktor bana. Ama ben kendi kendime fıtık teşhisi koydum. Kendime boyun masaj aleti aldım. Ne bu kırık falan mı? Altına çok kötü yorumlar da gelmiş ama hiç umurumda değil. Ben güzel yorumları okudum çünkü. Pollyanna gibi olup sadece güzel yorumları okumak istedim. Elektrik çarpıyormuş beni düşünsenize. Bu ne pazar poşeti gibi bağlamışlar. Mesela 1 kilo biber aldığınızda da amca şu şekilde bağlıyor. Aa bizim makasımız vardı. Yokmuş. Ay ellerimi yıkasamıyorum. Çünkü yakın zamanda korona tehlikesi atlattığım için tehlikesi atlattım diyorum çünkü yine gitmedim doktora. Yine kendi kendime teşhis koydum. Sonra da ertesi gün iyileştim. Annem eşofmanımı çalmış. Altındaki eşofmanın şu an anneminki olduğunu fark ettim. Hemen yeni aletimi deneyeceğim. Dönüyor. Kapan. Kapan. Artık kimseye ihtiyacım yok masaj için. Anne yarıyor yine başımda sevdan. Şu an çok kötü durduğumun farkındayım. Derecesini mi arttırdın? Ne yaptın? Kafamı yontuyor. Çok etkilemedi beni ya. Ters tuttuysam gülmeyin. Geceler kara zindan. Başka neler yapabiliyorsun? Göster bakalım. Etkilenmedim. Beni etkilemek kolaydır aslında ama. De şöyle deneyeyim. Ay. Oh. Beynim oydu. Bir parçacık canım kaldı onu da sen al. Bende mi sorun var? Benden yeni çıkmış saçlarımı topladığım için yılık tavuğa benziyor olabilirim. Yoluk. Yılık değil. Biraz da böyle deneyeceğim. Rahatlamaya çalışıyorum yalandan yere. Yeterli. Hiç ama hiç tatmin olmadım. Yani çok anlam yüklemişim. Artık boynum böyle olacak sanmıştım. Tam o kadar arkada değil de normal insan boynu gibi düzeleceğim sanmıştım. Şimdi her zamanki kral köşeme kuruldum. Neden diye sorun. Çünkü benim finallerim geldi. Bazı derslerimde final sınavı yerine proje ödevleri var. Bir tane grup ödevimiz var. Bu da teknoloji dersinin ödevi. Ve benim teknoloji dersiyle olan imtihanımı herkes bilir. Üzerime bir şey düştüğü zaman zaten beni etiketlerler, yazarlar diye grubun mesajlarına bakmıyor. Az önce yanlışlıkla bildirime tıklarken grup mesajlarına girdim ve grup mesajlarının hepsi okundu oldu. Şimdi ne yapacağım? Görevimi yapmak zorundayım. Çünkü mesajları okudum salak gibi. Okumasaydım hasta taklidi yapabilirdim. Uyuyor taklidi yapabilirdim. Evime uçak düşmüş taklidi bile yapabilirdim. Ama şu an hiçbir şey yapamam. 22 yaşına geldim bak. 29 yaşına geldim neredeyse. Hala ödev yapıyorum ya. Üniversite öğrencisine ödev vermek ne demek ya? Hangi aklı selim hoca üniversite öğrencisine ödev verir? Eğer bir gün üniversitede hoca olacak olursam hayatta öğrencilerime ödev vermeyeceğim. Ya da verir miyim ki? Arkadaşım nerede? Benim bir tane arkadaşım vardı. Bu grup ödevini parçalara böldük. Herkesin bir partneri var. Bir şey mayla da biz poster kısmını ayarlayacağız. 50'den fazla aplikasyon var ve ben her birinin uygulamalarının ikonlarını arıyorum. Daha sonra Şeyma'nın kolonu kaldı bir. Aradım dedim ki Kanks neredesin? Buldun mu? O da dedi ki Kanks çok önemli acil bir işim var. Hemen onu halledip geliyorum. Çok önemli acil işi neymiş biliyor musunuz? Bu karda kışta bıyıklarını ve kaşlarını aldırmaya gitmek. Fransızcadan midterm'e girmiştik. Midterm o kadar kötü geçmiş ki düşünün hoca. Ama bir dakika bizim suçumuz değil onu da anlatacağım. Hoca halimizi acıyıp dedi ki arkadaşlar midterm'lerinizi tekrar çözün ve bana atın. Ama suç
Yine bizim değil. 1, 10, 10, 20, 10, 15. 50 soru artı bir de metin yazmaya. Normalde 30 dakika vermişti ama kendisi 5 dakika geç geldi. Bir de saati normal saatten sanırım 3-4 dakika önde. Yani 21-22 dakikada 50 soru artı bir paragraf yazmamızı istediği için kimse yetiştiremedi. Bir de zaten yarın finalim var. Tiyatro oynayacağız. Fransızca. Nasıl yapayım ben? O kadar da Fransız değil kuşanıyorum. Teknoloji derslerin ağzımı kıpırdatasım geldi. Bir de utanmadan ben kodlama kampına yazıldım. Spotify'da her ay özel playlist oluşturuyorum. Ama kendim o playlistleri oluşturuyorum. Çok güzel şarkılar koyuyorum oraya falan. Sonra kendim gidip ne yapıyorum biliyor musunuz? Gizli oturma alıp Enes Batur Dolunay dinliyorum. Aşk Benimle dinliyorum. Kasım Şeren. Bu da TikTok'tan öğrendim. Bak çenesini şöyle yapıyor. Girip inceleyin lütfen, çenesi şöyle yapıyor. Hırsam zaman ne gözle. Böyle yapıyor ya, yemin ederim. Ben sana kalbimi vermiştim. Ben seni diller gibi sevmiştim. İşte bunları dinlediğim için beynim doluyor. Gelin şimdi. Kim o? Kargocu sanmıştım. Çok güzelsiniz. Teşekkür ediyorum, o sizin güzelliğiniz. Sahilde kahve içtim. Güzel bir etkinlik yaptınız. İnşallah evet. Ağzınızı açmadınız kahve içerken. Ağzını nasıl kapattın anne kahve içerken? Kapattım. Yalan söyleme. Çok soğuk, çok soğuk. Mı dondu? Hani benim canım tatlı istiyor. Kamera açık diye kabul ettin değil mi? Evet. Kabul etmedim ki. Sen yapacaksın. Birazdan anneme şeyi denettireceğim. Boyun, dövme, tokatlama, masaj aleti pardon. Dövme, tokatlama ne ya? Ustabaşı mutfağa girdi. Ana, burası ıslakmış. Yine markasını görünce hiç şaşırmadınız diye düşünüyorum. Vava. Vava, 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 omye ve omye, omye esas. Onun çıkardığı bir ton balığıymış. Anne, salatalık malzememiz var mı? Domates var. Omye, 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 of esasa çok ayıp oldu. Bugün kullanamadım ton balığını. Arkadaşlar size hemen bir şey anlatayım. Bugün uyandım. Güya ne yapacaktım biliyor musun? Mat aldığım için spor yapacaktım, yoga yapacaktım, ondan sonra bir sesyon falan. Çok mutlu, çok güzel bir hayat yaşayacaktım. Ablam burada kaldı ve saat 2'de uyandı. Çok karnım acıktı. Smoothie yapacaktım. Süzme yoğurdum bozulmuş. Dolapta bazlama buldum. Bazlamadan hepimize tost yaptım. Sağlıklı yaşayacaktım ama anne düşman gibi bazlama koymuş. Sen beni Tosun'a benzeteceksin herhalde. Sen Tosun var ya, ülkeyi dolandırıp kaçtı. Zaten öyle. Hay diyene bak. Yerden bile kalkarken bana tutunuyor. Belki de kargoculardır. Kargocular gelmez. Kim geldi? Kargocu abi. Kim o? Artık üşüdüm. Jack, hayal edin. Tahta parçasına tutunuyorum. Rose, evleneceksin. Ve burada ölmeyeceksin. Ah, ayağım acıdı be. Affedersin ama şeytan çarpmışa benziyorum. Neden? Senin kızın olduğum için. Şaka yaptım. Ben yemek yememeye karar verdim ben. Muz koydum. Neyse, benden tarif kimse istemez ki. Benim yaptığım tarifler kötü oluyor. Çok kötü. Bazıları da smoothie konusunda iyi olmaz değil mi anne? İyi olduğu konu ne? Ne istiyormuşum benden? Onu çekersen olmaz ama. Ne istiyorsun? Küp bacak. Olmaz. Aramızda. Anne söyle, tamam hadi. Aramızda. Hadi istiyorum. Duymuyorlar. Tamam. Aa, harikaymış. Tamam, Eda bana bir doğum günü hediyesi almış. Sen bana doğum gününde ne aldın? Ben hiçbir mi? Şey. Gerçekten mi? Hiç. Nasıl, beğendin mi? Çok beğendim. O zaman bugünün... fişini çekiyorum şimdi. Hayat kaliten arttı mı? Biraz daha sürsün. Hiç alışma kanka. Tight'ını çalmışım, bana da kendi tight'ını vermişsin. Hangisi? Kendi yırtık tight'ını. O benim. Evet işte. Kendimi çok özel hissettim. Gıdığın çıkmış. Gıdığın büyümüş, okula yazdır. Oha gıdığa. Anne beynini de yonturma istersen. Az önce anneme tatlı yapar mısın demiştim. Beni hiç kırmamış sağ olsun. Tatlı yapmış. Ellerine sağlık. Trileçe gibi yiyeceğim şimdi bunu. Afiyet olsun. Ne anne olur. Trileçe senin de canın istedi mi? Canın istesin diye söylemiştim. Olsa yemez misin yani? Yok, yemem. Yersin yalan söylüyorum. Yersin. Yemem. Anne yersin ya. Yiyeceksin, yiyeceksin. Neden? Dedikodu. Anlat. Bana el hareketi çektin. Tüm yayınlamayın dedin. Her şeyi yayınlıyorsun. O zaman niye yayınlamayayım diyor? Ama merceğime yakalanan her şeyi yayınlarım. Ne zaman bir vakit düşünsem. Bir dakika, bu şiir neydi?
Ne zaman bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında zor. Nasıldı ya? Anne ben 70'ten fazla şiir ezbere biliyordum. Hepsini unuttum. Nerede? İstanbul. Ya İstanbul dinliyorum. Zaten o herkese default iniyor. Tabii ki biliyordum. İstanbul dinliyorum. Gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Sallanıyor ağaçlarda yapraklar. Evet hiç öyle bakma. Bilmem ne şıngırak mıngırak. Biliyordum ezbere. Allah'ım ben şiir dinletilerine katıldım. Bilmeme imkanım ne? Ama bana hangisini verdiler? Ben bir kitabım. Herkese güzel güzel şiirler verdiler. Ateşler içinde uyanıp ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi seviyorum seni. Herkesin şiiri çok güzel. Ben ve arkadaşım anne şiir verdiler. İkimizin şiire sesi uygun değilmiş. Ben bir kitabım. Google'da arayınca çıkmıyor bile şiir. Anne Cemal Süreyya'dan bana verirler mi? Ne yapayım kükrese miydim orada? Ben bir kitabım. Kimi zaman tozlu bir rafta niye yanaklarım şişti bir çikolata yedim diye. Saçımı uzatınca hissettim. Taylan mı? Taylan. Yani komik. Bir şey söyleyeceğim. Orada meme yazmışım ama meme olarak yazıldığı için şimdi beni babaannem falan da izliyor. O yüzden açıklama ihtiyacı duydum. O babaanne. O meme, meme olan meme değil. Meme demek hemen sana karşılığını okuyorum. İnsanların internet üzerinde paylaştıkları resim, video ya da metin. İşte komik, komik resimler, komik videolar filan. Meme değil o, meme. Şimdi size ne olduğunu göstereceğim. Ablamın erkek arkadaşı Taylan ve arkadaşları beraber yemek sipariş etmişler. Bak Çanakkale'deyiz, kişi başı 20 liradan 3 kişi şunu sipariş ettik. Ama adamın yerine şey yapmayayım nedir? Ne demek adamın şeyini yapmayın? Tamamen usta dönerci. Niye kimse kandırılıp 20 lira verip 5 tane döner parçası alsın? Çanakkale'ye gelirseniz gidip oradan yiyebilirsiniz ama sipariş vermeyin. Kimsenin ekmeğini önemli. Gözünüz görerek alın. Evde zıkkım olsun yaptık ama Allah karşısın o kadar uzun sürdü. Kahır okuma, bela okuma. Kahır okuma, bela okuma. Ya Rabbi bela alemin neler dedim ben ağzımdan. Yılanlar çıkacak şimdi. Arkadaşım da bana kendi midterm'ini attı. Birbirimizinkini kontrol edeceğiz. Kopya çekmiyoruz. Hoca öyle söyledi. Son bir saat kalmış. Yumurta kapısına dayanmadan hiçbir ödevimi yapmam. Kontrol edeyim. İnşallah çok yanlışım çıkmamıştır. Bir sürü yanlışım var gibi geliyor şu an bana. Sema Kusin. Günaydın. Az önce online eğitim terörü videosunu çektim. Yani aynı gündeyiz. O yüzden üstümü değiştirmedim. Tamam, az önce lavaboya gittim. Tuvaletimi yapacağım her insan gibi. Ya bilmiyorum havalandırmadan gözleme kokusu gelmiş. Biri bildiğin gözleme yapmış ya. Çarpılmamak için tuvaletimi yapmadım. Çok psikolojim bozuldu. Benim annem evde olmadığı için ağladım. Sonra ben de gelip kendime ne hazırladım bilin. Hiç sevinmeyin. Zaten siz mi yiyeceğiniz? Ben de hiç sevinmedim. Hakkın rahmetine kavuştu yumurta. Evet bu kadar baharatlayıp yiyorum yumurta tadı gelmesin. Yine evet yumurta yaptım çünkü başka bir şey bilmiyorum. Hala bilmiyorum. Yemek yapmayı öğrenmek. Ya salata falan yapacak mıyım? Tamam ya yapmayacaktım yalan söylüyorum. Onlar gözleme yerken ben yumurta yiyorum. Çünkü annem evde yok. Olsaydı beraber kahvaltı hazırlardık. Anneme hazırlatmazdım. Belki de annem hazırlardı yani. Bilmiyorum. Cennette Peygamber Efendimiz'e komşu olacak isimlerden birisi de evlatlarına kahvaltı hazırlayan annelerdir. Neyse şimdi kahvaltı yapacağım. Yani kahvaltı dediğimde. Tamam küçük görmüyorum yumurtayı da. Sonra Elifler'e gideceğiz. Çünkü neden biliyor musun? Sufle yapmışlar. Bana da ayırmışlar. Umarım ben gidene kadar yemezler ama Elif'e güvenmem. Yiyebilir. Oyun masaj aleti beni pek tatmin etmemişti. Para verdiğim her şeyin tüm potansiyeline kadar beni mutlu etmesini beklerim. O yüzden onu mutlu olana kadar deneyeceğim. Ne ağlayıp duruyorsun demeyin. Kahvaltı yaparken, ay tırnağıma bakar mısın? Şöyle tutayım. Kahvaltı yaparken bunu dinliyorum. Bayağı iyi podcast. Eğer podcast dinlemeyi seviyorsanız bir daha podcast dersem gerçekten yani şimdi kaybedeceğim. Dinlemeyi seviyorsanız gidip dinleyebilirsiniz. Sponsoru değil zaten Deniz Göktaş da bana niye sponsorluk versin? Saçma. Gidin dinleyin. Güzel olduğu için söyledim. Niye tribe girdiysem? Nerede ya? Telefonum niye ütüp duruyor? Şimdi iyi bir evlat olduğum için kahvaltıdan sonra bulaşık makinesini çalıştırdım. Birazdan da evi süpüreceğim ama onu akşam da yapabilirim. O yüzden söz vermiyorum. Şu aptal zıkkım aleti bir daha denemek istiyorum. Selamun aleyküm rahmetullah. Selamun aleyküm rahmetullah. Benden geçen not alamadı. Şimdi görevlendirildim simit almakla. Simit alıp komşum olan ablam ve Hande kaypağına gidiyorum. Dura dura artık yürümeyi unuttuğum için yürümeyi hiç sevmiyorum. Tadım kaçtı. Ayrıca kahvaltı yapacaklarını bana haber vermediler. Kahvaltı yapacağım dedim ben onlara. Onlar da bana nereden falan dediler. Az önce diyorlar ki niye kahvaltı yaptın? Beraber kahvaltı yapardık. Bana kimse demedi beraber kahvaltı yaparız diye. Herkes şeytan olmuş. Neyse şimdi gidiyoruz simitçiye.
Allah kahretsin. Yani sabahtan haber verir böyle şey ki insanlar ona göre bir şey yemez. Simit aldım, annem mantı yapmış. Mantı yiyecekmiş. Mantı falan yiyecek yerim yok. Da geldim dedim, bilerek mi açmıyor şeytan? Şeytanın çocuğu. Kanada'da yaşamak isteyen Hande kendine girmiş de diyor biraz. Şu halimize bak ya. Sarıkamış'tayız sanki. Yeni oyuncağıma. Dojo Kurt Köpeği burada. Vallahi ben yemeyeceğim sizi. Ben az önce kahvaltı yaptım. Bana kimse haber vermedi böyle bir şey yiyeceğiz diye. Manduyu yiyeceğiz diyor. Mandu yapmaya kararlı. Tamam o zaman senin aklında akşam yok abi. Neyi? Mandu hakkını. Mandu ne? Mandu yapmaya kararlı. Simitler de yumuşak simit. Yumuşak simit mi aldın ha? Evet. Lokma alayım da bari. Çünkü midem ağrıyor artık aşırı. Sen zaten 3'te uyandın, sana koymaz. Hemen beni sevdiğini göster. Hemen beni sevdiğini. Aa. Oyna biraz. Hadi hemen. Bunun dansı değildi zaten. Hadi. Kams bir gelsene. E sen niye aynı kombini yapıyorsun ya? Gene giydin aynı şeyleri. En azından yatar giymiyorum bunu. Bir şey söyleyeceğim ya, şuraya koydun mu simitleri, götürelim mi? Götürsek mi ki? Kalkacağız sonra. Allah belanı ben orada bırakacaktım. Sen niye onu aldın, göz önüne koydun? Kenara koymuştum bak abi, öyle burada duruyordu. Unutmuşsun diye gidecektim. Gerçekten iğrençsin. Hadi git be. Ben kim burada yalnız başıma ne yiyeceğim? Annem başka kimse çıkmıyor sabahları evde. Laf mı vurdun bana? Evet. Geldin ona eder mi söyledin iki taşın arasında? Ne dedi sana? Salatalığı alsana. Bu ne asılıyor? Ha şey açıklanmış. Hadi git şuradan be. Bir şey aydınlanma yaşamazsam hemen aleti gezip geliyorsun. Çünkü elektrik süpürgesi almayı düşünüyorum. Elif gıdığını düzelt ya. Oha çok tatlı. Hemen öp. Sen bir şey ne yaptırıyor? Anne yar yar yine başımda sen. İyi hissettin mi? Bunu ben de yapardım ya. İn biraz. Böyle olabilir mi? Geceler kara zindan. Kaç mı? Yani. Kimse etkilenmedi. Annemi bir görsen şöyle. Harika. Bu aile mutlu anımızı bütün kaosları çekti. Mantı yiyor sabah kahvaltısında. Oha anne tabağını almış bile. Mutlu musun Ado? Çok. Kahvaltıda mantı yediğin için. Bu ne? Çılgınsın man. Çılgınsın man. Hayır Elif'e çok falan koyup da herkese aynı. Hayır. Cinlik yapma. Anne en çok bana koş. Tamam. Annem 2021 19 Ocak gününü mantı kapatarak geçirmiş. Hayır sen yemeyeceksin çünkü annemin anne mantı kapattığını duyduktan sonra dedin ki bir yemek için hayatta o kadar uğraşılmaz dedin ama yemeğe gelince yiyorsun. Anne ona Elif dedi. Kim dedi? Hangimiz dedik? Ben şu an yemeğime bakıyorum. Ben bir tane sarımsak parçası geldi. Tırnaklarımı rendelememek için bütün bütün attım birazcık. Ben annemsiz bir lokma bile yiyemem. Ben şu hayatta en çok annemi seviyorum. Ne kamera açıkken neden böyle hareketler yapıyor? Şey... Burada ders çalışırken geldi bana takla. Ne oldu? Dur bir dakika. Döveceksen bile bir koşu yok. Yok ya git. Elif. Elif de bir şey hissettim. Elif'e sürt. Bir daha benim ilgisayarım farem yok diye beni aşağı alıyor. Ah! Hatta... Destek gelsin mi? Evet ekip gel. Tamam. Elim. Hadi nefesini tuttum hadi. Ayağımızı yedin. Farem yok. Bir mouse yok diye gerçekten.
Çıkar kanka. Niye böyle söylemedim? O an heyecanla Elif'in suratına bastım ağzına. Bir de yok buraya kadardı. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.